Her ülkenin kendine ait yemek yeme adetleri vardır. Mesela bizde ağzın doluyken konuşmak doğru kabul edilmez. Yemek yerken çatal bıçak kullanmaya özen gösterilir. Ağzı şapırdatmak ayıplanır. Acaba başka ülkelerde ne gibi farklılıklar var? Gelin bakalım. Rusya'da bir başkasının tabağına gözünüzü dikerek bakmak ayıp karşılanır. Eğer kibar gözükmek istiyorsanız da mutlaka tabağınıza bir parça yemek bırakmalısınız. Ayrıca masada neşeli olmalı, asla tartışmaya girmemeli ve yemeği pişiren kişiye daha kalkmadan iltifat etmelisiniz. Filipinler'de yemek masasına geçmeden ev sahibinin nereye oturacağınızı söylemesini beklemeli ve servis işini ev sahibine bırakmalısınız. Ev sahibinin yaptığı her yemekten az da olsa tatmalısınız. Tabağınıza koyduğu hiçbir yemeği reddetmemelisiniz. Yemek bittikten sonra çatal ve bıçağınızı açık bir şekilde tabağınızın üstüne koymalı, masa toplanırken de ev sahibine yardım etmelisiniz. Pakistan'da ailenin ya da misafirlerin en büyüğü masaya oturmadan yemeğe başlamak doğru kabul edilmez. Yemek yerken ses çıkarmak ayıplanır. Ekmek ilk önce küçük parçalara ayrılır, daha sonra da sağ elde tutularak yenir. Japonya'da bir eve yemeğe gittiğinizde yemeğe başlayabilmeniz için ev sahibinin size 3 kere yemeğe başlayabilirsiniz demesi gerekir. İçki servisini en küçük kişi yapar. İlk önce masadaki en büyük kişinin içkisini doldurur. Daha sonra da bu en büyük kişi ev sahibinin içkisini doldurur. Japonlar yemek yerken çatal değil, chopstick kullanır. Masadaki servis tabağından tabaklara servis yapma görevi de kadınlara aittir. Tanzanya'da yerde yemek yemenin kendine az kuralları vardır. Yerde yemek yerken ayaklar arka tarafa gelecek şekilde saklanır. Kesinlikle öne doğru uzatılmamalıdır. Ayrıca bu ülkede yemeğe erken gitmek yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Kaba bir davranışta bulunmak istemiyorsanız eğer söylenilenden 15-20 dakika daha geç gitmeniz gerekir. Hintliler her yemekten önce ve sonra kesinlikle ellerini yıkarlar. Sağ ellerini yemek yerken sol ellerini ise ortak yemeklerin değiş tokuşunda kullanırlar. Bu ülkede tabakta yemek bırakmak kabalık olarak kabul edilir. Ayrıca herkesin yemeği bitmeden de masadan kalkılmaz. Yemek yerken Çinliler de Japonlar gibi chopstick kullanır. Chopsticklerin keskin olmayan tarafıyla servis tabaklarından kendi tabaklarına yiyecek alırlar. Masada kibar olmaya dikkat eden bu insanlar servis tabağında kendilerine en yakın olan parçayı alırlar. En güzelini seçme gibi bir durumda bulunmazlar. Afganistan'da yemeğe gelen misafire çok önem verilir. Misafir kapıyı en uzak noktaya oturtularak ilk servis ona yapılır. Ayrıca en çok yemek de ona konularak yemeğe başlaması beklenir. Misafir yemeğe başladıktan sonra ise masadaki diğer kişiler de yemeğe başlayabilir. Eğer bir ekmek parçası yere düşerse bizdeki gibi yerden alınarak öpülür, başa değdirilir ve kenara konulur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.